Kök hücre uygulamaları iki tane e, temel şekilde gerçekleştiriyor. Birisi doğuştan yani anne kordonundan elde edilen hücrelerle yapılan kök hücre uygulamaları. Ama bizim için popüler olan, bizim için geçerli olan erişkin kök hücre uygulamaları. Günümüzde bunu çok yaygın yapmaya başladık. Ve özellikle kıkırdak problemleri açısından gerçekten bir umut oldu. Ve bu konudaki hastalarımız için çözüm olanaklarını getiriyor. Belki yakın gelecek özellikle hareket sistemi yaşlanmalarının, halk arasındaki deyimiyle kireçlenmelerin, tıbbi adıyla artrozun tedavisine de bir umuş tışığı yaratacak. Ha bizim jenerasyon görür mü? Pratikman biraz zor. Ama bizden sonraki jenerasyonların bu çalışmalarla gerçekten çok büyük noktalara geleceğine inanıyorum. Aslında son yıllarda dünyada ve Türkiye'de kök hücre uygulamaları giderek artmakta. Ve de mevcut uygulamalar içerisinde en fazla başarılı olduğu konu hareket sistemi cerrahisi. Yani bizim ilgi alanımız olan ortopedi ve travmatoloji oluşturuyor. Bunlar içerisinde de bir konu var ki elde edilen sonuçlar artık güvenilirliği kanıtlanmış ve günümüzde hemen hemen rutin uygulamaya girmiş bir pozisyon yarat. Bu da kıkırdak kıkırdak problemleri geçmiş dönemde çözüm bekleyen hasta grubu için ciddi bir umut oldu. Ve öylesine ki daha büyük ve de o zamanlar çözmekte zorluk çektiğimiz kıkırdak problemlerini bugün erişkin kök hücre uygulamalarıyla tedavi edebiliyoruz. Peki erişkin kök hücre uygulamaları ne diye sorarsanız ona şöyle cevap vereceğim. Mevcut sizden alınan küçücük bir parçayı laboratuvar ortamında çok daha büyüterekten bir, birkaç bin hücreyi milyonlarca hücre yaparaktan tekrar size uygulama ilkesine dayanıyor. Ve bu şekilde de sizin kıkırdağınızdan aldığımız küçük bir biyopsi, 1-2 milimetrelik bir parçayı laboratuvar ortamında 4-5 santimetre karelik büyük bir kıkırdak haline dönüştürebiliyoruz. Bugünkü teknoloji ve bilimin ulaştığı nokta buna artık bizi olanaklı kılıyor. Bu da mevcut büyük defekleri, büyük problemli hastaları tedavisinde hakikaten çok ciddi bir ışık ve bir başarılı sonuçlar ulaşmamıza olanak tanıdı. Kök hücre uygulamalarının iki süreci var. Bir Tabii bir hastane bakım dönemi, hastane tedavi dönemi. İkincisi laboratuvar dönemi. Birincisi hastane döneminde problemin boyutlarına ve gelişmesine göre oradan alınan küçük bir biyopsi 2-3 milimetre ve içinde 3-4 bin hücre içeren dokuyu laboratuvara gönderiyoruz. Laboratuvarda kültür ortamında, laboratuvar şartlarında tabi steril ve bütün gerekli ekipmanlarla donatılmış laboratuvar şartlarında bu uygulama 4 ila 6 hafta sürüyor. 4 ila 6 hafta sonrasında tekrar elde edilen kıkırdak dokusu bize gönderiliyor. Biz de onu ikinci bir cerrahi girişimle adeta onu oradaki problemli bölgeye yapıştırıyoruz. Ha yapıştıran madde mi? O da yine insandan elde edilen fibrin. Yani kan elemanlarından fibrini adeta bir yapıştırıcı gibi kullanıyoruz. Onu oraya tekrar yerleştirmemize olanak tanıyor. Kök hücre uygulamaları günümüzde özellikle eklemlerin kıkırdak problemleri için uygulama alanı var. Veze birinci anlamda da vücudun en büyük eklemi olan diz eklemi. Diz ekleminin problemlerinde ve özellikle kıkırdak problemlerinde çözüm bekleyen hastalara bir umut ışığı. Ve bunun yanı sıra diğer eklemlerimize sırasıyla ayak bileği eklemine, kalça eklemine de giderek giderek Artmaya başladı. Ama birinci diz eklemi, daha sonra ayak bileği eklemi, kalça ekleminde de henüz araştırmalar sürmekte ve devam ediyor. Dilerim günün birinde bütün eklemleri yenileyebilecek kıkırdak olanaklarına bu yöntemlerin sayesinde ulaşabiliriz. Müzik eklem kıkırdağı yaralanmalarında kök hücre uygulamaları özellikle gençlere uygulanabiliyor. Neden derseniz insanın iyileştirme yeteneğinin veyahut da tamir edebilme özelliğinin devam etmesini istiyoruz. Bu koşullar olursa kıkırdağında kendi kendine yenileme özelliği devam etmiş oluyor. Birincisi o. Peki hangi boyuttaki problemlere uygulayacağız? Bir kere kıkırdak içinde günümüzde klasik yöntemler var küçük problemleri daha basit yöntemlerle tedavi ediyoruz. Orta boydaki 2 cm karelik yöntemleri evet halen günümüz tedavi yöntemleri bulana olanaklı kılıyor. Ama 3 cm kareden 4 cm kareden daha büyük kıkırdak yaralanmalarını veya bozulmalarını geçmiş yıllarda tedavi edemiyorduk. İşte bunlar için günümüzdeki kök hücre, erişkin kök hücre uygulamaları çözüm oluşturabilecek bir takım ipuçları, ışıklar veriyor bize. Dejeneratif eklem hastalığında yani halk arasındaki adıyla kireçlenmelerde, tıbbi ismiyle de artrotik problemlerde veya da daha farklı bir ifadeyle eklemlerimizin yaşlanmasında kök hücre uygulamaları konusunda inanılmayacak çalışmalar var. Biz de bekliyoruz. Biz de arzu ediyoruz çünkü hakikaten eğer şayet biz eklem veyahut da hareket sisteminin yaşlanmasını mümkün olduğunca azaltabilirsek insan ömrü 120'ye kadar bile uzanabilecek. 120 yaşına kadar. Bu yüzden e, düşün e, bu konudaki çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor ama günümüzde çok yaygın mı? Hayır. Bu konuda size gerçekçi bir şey ifade etmek istersem e, yalnız araştırma düzeyinde olduğunu söyleyebilirim. Dilerim önümüzdeki yıllar bu konuda da bize umut ışıkları verecektir. Kök hücre uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi, erişkin kök hücreden kıkırdak üretilebilmesi için öncelikle o kişinin hala vücudunda tamir yeteneğinin devamını istiyoruz. Bu da ortalama 40 ila 50 yaşlara kadar süren bir dönem. Ondan sonra hepimiz biliyoruz ki vücudun tamir yeteneği giderek eski formunu kaybediyor veya azalıyor. Bu durumda da bizim uygulama alanımız doğal olarak özellikle gençlere ve de 40 ila 50 yaşlar sınır 50 yaştan sonrası da uygulama alanının dışında oluyor. Bu yüzden gençlerle birlikte başlayan dönem 50 yaşlara kadar sürdürülebiliyor diyebilirim. Kök hücre uygulamalarını uygulanamayacağı kişiler elbette var ve özellikle bu konuda birkaç var. bir iltihabi hastalıkları olanlar doğal olarak bunlar da uygulamamız söz konusu değil İkincisi bu konuda bir sistemik hastalığı olan insanlar bunlarda da uygulama olasılığımız yok İltihaplı bir hastalık geçirmişlerse yani bu romatizmal kökenli olabilir ama bir o iltihabi bakteriyel bir iltihaba da bağlı olabilir. Bunlar da gerçek. Bir üçüncü son olarak da bir sonuncusu var ki o da obez kişiler. Zaten kilo ve binen yük kıkırdaklar için ve de eklemler için bir olumsuzluk yaratırken sizin bundan doğan tedavilere ulaşmanızda da olumsuzluk yaratıyor. Bu yüzden siz siz olun mümkün olduğunca kilo almamaya bakın. <laughs>